oyunlarla öğrenip coşmaya, buluşmaya. Hazır mısın neşeli dostlar sokağında? Buluşmaya, hazır mısın neşeli dostlar sokağında? Hadi gel, tanışalım, bak kim bekliyor bizi? Elif ve Mim'in sohbeti. Selamun aleyküm Sümeyye abla. Selamun aleyküm Sümeyye abla. Aleyküm selam çocuklar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün nasılsın acaba? İyiyim çok şükür. Sizler nasılsınız bakalım benim küçük dostlarım? İyiyim dostum, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Oo, beni unuttunuz bakıyorum da. Ay, seni hiç unutur muyuz Mimciğim? Sen de bizim dostumuzsun. Ah, öyleyimdir. Öyleyim değil mi Sümeyye abla? Evet, elhamdülillah. Biz çok iyi dostlarız çocuklar. Evet, biraz öyleyiz, doğru. Bakıyorum da bu iltifatlar pek bir hoşunuza gitti Mim Bey. Mim, konuşmaya daldık, sürprizi unuttuk. Tüh ya, aklım başımdan gitti. Ay, ne zaman aklım başındaydı ki zaten? Her zaman başımda. Çocuklar, ne sürpriziymiş bakalım bu? Yani her zaman sen bize sürpriz yapıyorsun ya. Hmm. Bir de biz yapalım dedik Sümeyye abla. Çocuklar çok mutlu ettiniz beni. Dur Sümeyye abla, asıl bomba biraz sonra. Ama sürpriz için biraz beklemen gerek. Tamam. Hadi, hadi Elif. ama biraz bize bir tabak lazım. Hani nerede tabak bulalım? Gel, gel. Aç, aç poşetleri aç. Ay. Şu tabağı verir misin? Tamam tamam. Çocuklar, hadi, sizce hadi. Ne sürprizi olabilir? Ben çok merak ediyorum. Biraz sabır lütfen. yok işte yok. Ay. Nereye gitti bu? Ne arıyorsun Mim? Ay Allah. Ya hani ben mandalina getirecektim ya. Yok işte mandalinalar. Of, ne yaptın sen Mim? Ne, nasıl unutursun? Şimdi nasıl süsleyeceğiz tabağı? Yok işte yok, ne yapayım? Of. Çocuklar, ne oldu? Her şey yolunda. Ay, tamam tamam, hadi hadi gel buraya. bir dakika. Of. Ne yapacağız şimdi? Of Mim, of. Çocuklar, ne oldu? Of. Ne olacak? Mim'in yüzünden sürpriz bozuldu. Af Elif, af. Beni suçlamaktan vazgeç. Unutmuşum işte. Koydum zannediyordum. Of. Hayırdır, ne oldu ki böyle ya? Bir eksik mi var? Hallederiz, sıkıntı değil. Ya Sümeyye abla, sana meyve tabağı süsleyecektik ama ben mandalinaları unutmuşum işte. Anlaşıldı, tamam. Size ne lazım şimdi? Ben bakayım, eğer atölyemizde varsa getireyim. Bir tane mandalina lazım. Tamam, geçen gün pazardan almıştım. Bir bakayım, meyveler olacaktı. Tamam. Şurada. Gördün mü işte, çözüldü. Neden böyle yapıyorsun? Ay. Ne oldu Sümeyye abla? Ay ne çabuk bunlar çürümüş böyle. Of of of. Neyse. Sümeyye abla. Şu sağlam olanlardan bir tane mi istiyorsunuz? Evet. Bunları kullanabilirsiniz. Çöpe at, çöpe at. Çürüyenlerin hepsini çöpe at Sümeyye abla. Ay Elifciğim, hiç çöpe atmak olur mu? Bozulmuş meyveyi kim yer ki Sümeyye abla? Şahsen ben yemem. Çocuklar, ben de yemem. Yemeyiz zaten bunu da, bunlarla kompost yapabiliriz. Kompost ama. Daha bayılırım kompostoya. Kayısılı, elmalı, üzümlü. Durun canım, ne kompostosu? Kompost yapacağız. Biz de komposto diyoruz işte. Komposto değil çocuklar. Yani bu evde çürümüş olan sebzeleri, meyveleri, hayvansal atıkları toparlayıp bir çeşit gübre oluşturacağız. Gübre mi? Hı-hı. Gübreyi ne yapacağız ki? Gübreyi de bitkilerimize vereceğiz. Bu karışımı toprağımıza koyacağız ve toprak bitkilerimiz için daha verimli olacak. Vay be! Bu gübre işi tam benlikmiş. Yeni yeni şeyler keşfetmeye bayılırım. İsterseniz hemen sizlere anlatayım nasıl yapacağımızı. Ama ondan önce bir sorum olacak. Evde anneniz çöpleri nereye atıyor acaba, biliyor musunuz? Mesela benim annem kağıtları hep ayrı toplar. Okulda da öğretmenimiz ayrı bir kutunun içinde toplatıyor. Peki sadece kağıtları mı? Hayır, biz hem kağıtları hem de plastikleri atıyoruz. Bunlar fabrikada yeniden kullanılıyormuş. Annem patates kızartınca onun artan yağını da biriktiriyor ama sonra ne yapıyor bilmiyorum.
Evet çocuklar, bu kızartma yağlarını da ayrı toplamak gerekiyor. Bu yağları eğer lavaboya dökersek borular tıkanır, sularımız kirlenir. Suyun üzerine çıkan yağlar havayla suyun temasını engeller ve bu yüzden de suyun içindeki canlılar oksijen alamaz ve ölürler. Ya. Yazık hayvancıklara. Hiç kimse yağlarını lavaboya dökmesin. Suda aynen. yaşayan canlılara zarar vermeyelim. Evet çocuklar. Ne kadar zarar veriyormuşuz aslında doğaya. Of. İşte o zaman da evet. dünyamız çabucak kirleniyor. Evet, çok haklısınız gerçekten çocuklar. Ben çok güzel bir dünyada yaşamak istiyorum Sümeyye abla. Ben de ağaçların çok olduğu, hayvanların mutlu olduğu bir dünya istiyorum. Çocuklar, bizlere verilen nimetleri daha güzel kullanırsak o zaman dünyamız çok güzel olur, öyle değil mi? Evet. Mesela restorana gittiğimde artan yemekleri ne yaptıklarını soruyorum. Hı-hı. Ne yapıyorlarmış? Onlar da bazıları hayvan barınaklarına gönderiyorlarmış. Göndermeyenleri de hayvan barınaklarına bu yiyecekleri göndermeleri konusunda yönlendiriyorum. Başka neler dönüşüyor Sümeyye abla? Başka neler dönüşüyor? Aslında dönüşen birçok madde var. Mesela cam, daha sonra işte metaller. Pil. Pil, evet. Plastik. Var. Aynen öyle bir sürü dönüşen şeyler var ama isterseniz hadi şimdi bu kompostumuzu yapalım. Tamam. Tamam da bunları evde nasıl yapacağız Sümeyye abla? İyice bir anlat bize gübreyi. Çok kolay. Sadece parçalayacağız aslında. Çok bir şey yok. Hadi anlat o zaman. Tamam. Çocuklar, şimdi görmüş olduğunuz burada çürümüş meyveler var. Görüyorsunuz değil mi? Bunları şöyle yapalım. Önceden ayarladığım, kenara ayırdığım yumurta kabukları var. Onları da atmadım gördüğünüz gibi. Bunları da kullanacağız. Ben şimdi size gösteriyorum. Siz eve gidince bunları tek tek uygulayın, tamam mı? Tamam. Şimdi çocuklar, öncelikle bir tane saksı alıyoruz. Saksının tabanına toprak koyuyoruz, tamam mı? Birazcık toprak koyuyoruz. Tamam. Daha sonra bu çürümüş meyveleri, bu kabukları, hatta ne yapabiliriz? Sizin o kullanacağınız meyve kabukları var ya. Evet. Evet. Onları da koyabiliriz. Hepsini koyarak bir güzel bızıt diye parçalayıcıdan geçiriyoruz. Peki Sümeyye abla bir şey soracağım. Efendim. Hani sadece meyveleri değil kabuklarını da koyabiliriz diyorsun yani, öyle mi? Aynen öyle. Bu kullanacağınız meyvelerin kabuklarını da birazdan koyarız, tamam, tamam mı? Eve onları da götürürsünüz. Ha. Daha sonra ne yaptık şimdi? Bir güzel kabukları, meyveleri ve meyve kabuklarını toparladık. İçerisine birazcık toprak koyuyoruz. Toprakla karıştırıyoruz. Tamam. Hani bizim saksımız vardı ya, saksımızın dibinde de biraz toprak vardı. Evet. Şimdi bu karışımı ekliyoruz, üzerine su döküyoruz. Sonra yine bu karışımdan ekleyip üzerine su dökerek böyle kat 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 saksının sonuna kadar çıkıyoruz. Ve en son düz toprak koyup üzerine biraz su döküyoruz. Ve işte bu kadar. Gübremiz bu. Harika oldu. Ben de eve gidince hemen annemle gübre yapacağım. Evet, yapabilirsiniz tabii ki. Yalnız çocuklar, bunun için biraz beklememiz gerekiyor. Öyle hemen gübre oluşmuyor. Biraz sabretmemiz gerekiyor. Yani hemen şimdi biz bu malzemeleri koyduk ya, evet, o hemen gübre olmuyor aslında. Bir süre beklememiz gerekiyor. Zamanla çürüyor mu? Evet, meyveler zamanla çürüyecekler. Daha çok çözünecekler toprağın içinde ve daha sonra gübremiz oluşacak. Gübre tarifi bitti değil mi? Bitti. Hepsi bu kadardı yani değil mi? Evet. O zaman biz sürprizimize geçebilir miyiz meyve tabağına? Tabii ki. Tamam, o zaman şu mandalinayı alayım. Sümeyye abla. Gel. Bekle, hemen geliyoruz. Tamam, hadi, bekliyorum. Ha, geldim işte. Kiviler, muzlar, evet, mandalinalar. Ben de şunları şöyle kilit. Tamam. Hazır. Hazır mı, hazır mı? Evet, hazır. Şu tabağa uzansana. Çocuklar, ne yapıyorsunuz orada anlamadım. Oo çocuklar, ellerinize sağlık. Ne de güzel bir tabak olmuş. Aynı tablo gibi. Hatta yemesek de yoksa duvara mı assak? O nasıl duvara asılsın Sümeyye abla? Hepsi de gelir. Espri yaptı Elif. tamam anladık. Sümeyye abla. Efendim. Bir de bunun şarkısını yaptım. Dinlemek ister misin? Dinlemek isterim. Mikrofon sizde Min Bey. Topla topla atıkları topla, yenilerini yap onlarla. Çürümüş sebze meyve olsun bize yeni bir gübre. Cam kağıt pil israf etme, gönder geri dönüşüme.
Ay, şarkın çok güzeldi Mim. Tebrik ediyorum seni. Ben de çok beğendim canım arkadaşım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çocuklar, o zaman ne yapıyoruz şimdi? Meyve tabağına ne diyorsun? Meyve tabağını çok beğendim. Söyledim ya, çok güzel olmuş gerçekten. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Çok eğlendim, çok. Çocuklar, yarın da eğlenmeye devam edeceğiz. Ama sizden istediğim iki tane malzeme var. Neymiş? Bir tane yarım litrelik su şişesi, bir tane de kutu getirmenizi istiyorum. Tamam. Yaşasın. Mı? Yine bir şey yapacağız. Ben su şişesini getiririm. Tamam. Ben de kutu. Çok güzel. Tamam, teşekkür ediyorum. Sevgili arkadaşlar, yarın görüşünceye dek hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Sen bizi yaratansın, koruyup kollayansın. Merhametinle kuşatırsın. Sen Rahmansın Allah'ım. Arının vızıltısını, suyun şırıltısını, yapılan duaları sen duyarsın Allah'ım. Sen seversin, sevilirsin, sen ve tutsun. Nimetler gönderirsin, sen Rezzaksın Allah'ım. Oranın vızıltısını, suyun şırıltısını, yapılan duaları sen duyarsın Allah'ım. Denizdeki balığı, karanlıkta ormanı, yakını sen görürsün Allah'ım. Oranın vızıltısını, suyun şırıltısını, yapılan duaları sen duyarsın Allah'ım. Yapılan duaları sen duyarsın Allah'ım. Çok güzel oldu. İyi ki de bu kutuyu atmamışım. Babil bu oyunu görünce çok sevinecek. Babil benim adım. Uçar koşar oynarım. Elif Bağ öğrenmek için her gün buraya uğrarım. Hoş Selamünaleyküm Ali abla. Aleykümselam. Hoş geldin Babil. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? Birlikte oynayacağımız bir oyun hazırlıyordum Babil. Bu benim resmim mi? Evet, senin resmin. Nasıl, beğendin mi? Tabii ya, beğendim Ali abla. Şuna baksana, nasıl yakışıklı çıkmış. Ali abla! Ne oldu Ebu abi? Ne yaptın sen? Ne yaptım? Gagamı kesmişsin Ali abla. Bak, gagam yok orada. Ebabil, ama bu oyunun amacı bu resimdeki Ebabil'in cevizleri yemesi. O yüzden kestim. Nasıl ama? Nasıl yiyecek orada? İşte buradan cevizler düşecek. Ebabil de onları yemiş olacak, cevizleri. Tamam. Anladım. Bu oyunun ismi var mı peki? İsim hiç düşünmedim Babil. Aslında ne olabilir acaba? Birlikte bir isim mi bulsak senle? Düşünelim mesela. Ben hemen düşünüyorum. Harika bir isim buldum Ali abla. Neymiş? Çok harika bir isim. Merak ettim. Ceviz yiyen Ebabil. Nasıl? Çok güzel. Ceviz yiyen Ebabil. Tamam. Bu oyunumuz ceviz yiyen Ebabil olsun. Ali abla, bir şey sorabilir miyim? Sor bakalım Ebabil. Bu arada bunlar ne? Bunları niye... Şunları mı diyorsun? Evet. Ne işe yarayacak bunlar ki? Ebabil, bunlar atık malzemeler. Çöpe atalım o zaman. Ver, ben çöpe götüreyim. Yok Ebabil. Bizim çöp sandığımız şeyler bir gün çok işimize yarayabilir. O yüzden bir şeyi çöpe atmadan önce iyice düşünmeliyiz. Acaba değerlendirebilir miyim diye. Öyle diyorsun, anladım Ali abla, da işte bunlar bayağı bildiğin çöpmüş. Çöpler ne işe yarar? Çöp denegesine atmaya yarar. Ver bunları, ben götüreyim çöpleri. Yok Ebabil, bunlar işimize yarayabilecek şeyler. Hem bak, bu oyunumuzu da atık malzemelerden hazırladım. Harikasın Ali abla. Ne güzel şeyler düzenlemişsin böyle. Evet. Maşallah. Bir de benim resmimi de koymuşsun. En çok da ona bayıldım. Ama gagamda olsaydı daha güzel olurdu tabii. Babil, bugün seninle alfabemizin son harfiyle tanışacağız ya. O yüzden sana özel bir oyun olsun istedim. Nasıl? Ne dedin Ali abla?
Alfabemizin son harfiyle mi tanışacağız? Evet. Ya bütün alfabe bitti mi yani? Evet Ebabil, bütün harfleri bitirdik ve bugün son harfimizle tanışacağız. Aa, duyduk duymadık demeyin. Ebabil bütün alfabeyi bitirdi. Neşeli dostlar, sokağa sakinleri. Tüh ya. Davul olsaydı şimdi ne güzel olurdu Ali abla. Ben bütün sokağa dolaşırdım. Dammıdı, dammıdı, dammıdı. Ebabil bütün alfabeyi bitirdi diye. He, Ebabil, davul konusunda sana birazdan yardımcı olabilirim. He, nasıl yani? Burada atık malzemelerimiz var demiştin ya. Hı-hı. Onlardan bir davul yapabiliriz. Ama öncesinde hemen ne yapalım? Son harfimizle de tanışalım. Ha, evet evet, tabii bitirelim önce alfabeyi. Tamam. Hadi bakalım. Sonra da oyunumuzu da oynarız. Tamam, ben de o zaman şarkımı da söyleyeyim. Bu, söyle bakalım. Bu benim güzel kutum. İçinde harflerim var. Haydi sallan güzel kutum. Bakalım bugün son olarak hangi harfimiz var? Evet. Bugün çok güzel oldu Ebabil. Son harfimize özel oldu. Bakalım son harfimiz kimmiş? Biz de onunla tanışalım. Ama öncesinde ne yapıyorduk Ebabil? Dua edeceğiz. Evet. Bugün duamızı sen etmek ister misin? Olur. Hadi bakalım. Tamam ama sen yardım et bana. Tamam, ederim. Tamam, başlıyorum. Hazır mısın? Hazırım. Rabbi Yesir. Ben besmeleyi çekeyim istersen. Tamam, tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Yesir. Yesir. Doğru değil mi? Yesir. Yesir. Evet. Vela tuasir. Evet. Doğru gidiyorum değil mi Ali abla? Evet, evet. Öğrenmişim bak. Rabbi. Rabbi. Temmim. Evet. Neydi arkadaşlar, siz söyler misiniz? Tamam. Bilhayır. Evet, bilhayır. Çok bilhayır. Evet, hadi bir de Türkçesini söyle. Tamam. Allah'ım kolaylaştır, zorlaştırma. Allah'ım işimi tamamla. Hayırla tamamla. Hayırla tamamla. Evet, amin diyoruz. Amin. Ebabil'in duasına. Çok güzel oldu Ebabil. Şimdi harfimizden, son harfimizden gelen yine bir bilmece var. Tamam. Bakalım harfimiz bize ne demiş? Ne demiş? Elif Bağ'da son harfim. Akarsuya benzerim. Çok özlemiştim seni. İki noktam var benim. Bil bakalım ben kimim? İki noktası varsa... Akarsuya benziyormuş Ebabil. O zaman karıştı. Akarsuya benzeyen iki noktalı bir tanımıyorum. Bakalım göreceğiz şimdi. Mutlu bir harf var iki noktalı. Bakalım. İşte bugünkü harfimiz geldi. Harfimizin adı Y. Y. Evet. Harika. Y harfi. Ebabil, bir şey fark ettin mi? Ne? Harfimiz gerçekten de akarsuya benziyor ama iki noktası yok. Evet, nokta. Noktalar demişti. Şaka mı yaptı bize? Bilmiyorum. Noktası yok. Evet. Bakalım belki birazdan anlarız neden böyle olduğunu. Allah. Biz şimdi harfimizi havaya yazalım. Bakalım sonra belki görürüz noktaları. Noktalarını unutmuş olabilir mi Ali abla? Hiç sanmıyorum Ebabil. Allah Allah. Bakalım o zaman. Hadi şimdi hep birlikte havaya yazıyoruz harfimizi. Bence şaka yaptı bize canım. Birazdan karşımıza çıkabilir noktalara Ebabil. Merak ettim. Bakalım ne zaman karşımıza çıkacaklar. Tamam. Haydi çocuklar, şimdi hep birlikte harfimizi havaya yazıyoruz. Şöyle aynı akarsuya benzer bir şekil yapıyoruz. Oldu mu Ebabil? Evet, güzel oldu. Aynı akarsu gibi oldu. Evet, akarsular da böyle kıvrım kıvrımdır ya. Evet, ben yukarıdan uçarken hep öyle görüyorum Ali abla akarsuları. Evet, işte çok güzel oldu Ebabil. Çok güzel. Şimdi bir de kum tepsimizde yazacağız. Kum tepsisi, kum tepsisi, kum tepsisi. Şöyle yazalım, akarsuya bakalım. Benzer son harfi. Evet. Bir akarsu gibi Y harfi yapıyoruz. Evet. İşte oldu. Çok güzel bir akarsu oldu. Hala noktalarını görmedik değil mi Ebabil? Evet. Saklıyor bizden noktalarını galiba. Hadi gel bakalım, bir de tahtada tanıyalım harfimizi. Tamam. Belki orada görürüz. Tamam, olur. Merak ettim. Acaba nerede bu noktalar? Ne diye saklandılar?
Evet Ebabil, biz bugün seninle Y harfiyle tanıştık, değil mi? Evet, Y harfi, akarsu harfi. Evet, şimdi Y harfi başta yazıldığında şu şekilde yazılır. Nokta koydun Ali abla, yanlış yere koydun, yanlış yere koydun. Çünkü bu noktalar üstte olacak Ali abla. Ebabil, o başka bir harfti. Şunu diyorsun değil mi? Bu T harfiydi, evet, hatırlarsan. Ama bu sefer Y harfi yapıyoruz ve altta olacak noktaları. Hatırlasana, az önce harfimiz demişti ya, iki tane noktam var benim diye. Ve biz de merak ediyorduk, nerede bunun noktaları? İşte karşımıza çıktı. Demek ki gövdesinin altında. Yani Y harfi başta yazıldığında Ebabil, aynı senin de dediğin gibi o T ve B harflerine benziyor. Şöyle minik bir gövdesi var, yarım. Ve altında da iki tane noktası. Doğru, anladım ben şimdi. Tamam, karıştırmam bunu. Ebabil. Evet, bak şöyle, senin dediğin T'ydi. Üstte ise noktaları T, altta olursa Y. Tamam, Y. Karıştırma. Evet. Evet. Bunu unutmam artık. Hadi bakalım. Ortada yazıldığında Y harfi yine bu şekilde yazılır. Yine unuttun diyeceğim zannettin ama bu sefer demeyeceğim. Çünkü noktalar altta. Evet, evet, aferin Ebabil. Sonda yazıldığında da Y harfi şu şekilde yazılır Ebabil. Bu sefer noktası yok galiba. Evet, şöyle değişmiyor. Baştaki gibi yazılıyor. Başta tanıdığı... Başta Y harfi. Evet. Ortada Y harfi. Sonda Y harfi. Evet. Ali abla, bir şey soracağım. Evet efendim. Oyun oynamayacak mıyız bugün? Oynayacağız Ebabil, ama ondan önce ne yapacaktık seninle? Davul yapacaktık. Davul mu yapacaktık? Davul çalacaktık. Davul çalacaktık ama öncesinde bu atık malzemelerden ben sana bir tane davul yapacağım. Gel Ebabil. Hadi bakalım. Çok merak ettim. Atık malzemelerden davul yapacağız. Evet, bak şurada bir yoğurt kovamız vardı. Bunu alıyorum. Biraz yapıştırıcı. Şurada bakalım, biraz krapon kağıdımız var. Tamam. Bir de makasımız var Ebabil. Tamam, harika. Çok kolay. Bak şimdi şöyle yapacağız. Şunu şöyle çekelim. Tamam. Şöyle yoğurt kabımıza yapıştırıcımızı sürüyoruz Ebabil. Şöyle her tarafına. Evet, yoğurt kabımızı tutkalladık. Evet. Her tarafı yapıştırıcı oldu. Sonra şuradaki krapon kağıtlarından kesiyoruz. Yoksa üstümüze yapışır. Evet. Süslemek için Ebabil. Şöyle etrafını krapon kağıtlarıyla süsleyeceğiz. Tamam, harika. İşte böyle. Ne güzel oldu. Masmavi bir davul oldu. Evet. Biraz da turuncudan yapalım mı Ebabil? Olur. Şöyle. Tamam, harika. Ali abla. Efendim. Bu atık malzemeleri böyle kullanmayı ne güzel düşünmüşsün. Değil mi Ebabil? Böyle iyi oluyor. Bazen davul yapmak isteyebiliriz, başka bir oyun oynamak isteyebiliriz. Atık malzemelerden yararlanabiliriz. Peçete rulolarından, farklı atık malzemelerinden. Bir de yapıyorlar Ali abla, böyle kağıtlar için ayrıca çöp yapmışlar. Öyle mi? Evet. Evet. Onları da orada değerlendiriyorlarmış galiba. Evet Ebabil, geri dönüştürüyorlar. Çok iyi oldu. Naylon kutusuna. İsraf etmemiş oluyoruz Ebabil. Evet. Ne güzel oldu. İşte oldu. Davulun güzel mi? Çok güzel oldu Ali abla. Şunları kaldıralım. Ben bunu biraz sonra çalsam olur mu? Şimdi ceviz yemek istiyorum ben. Ceviz. Tamam, öyle yapalım o zaman Ebabil. Tamam. Hadi bakalım, gel. Tamam. O zaman oyunumuza geçmek istiyorsun değil mi? Evet, oyunumuza geçmek istiyorum. Hadi gel bakalım Ebabil. Oyunumuzu da sana şimdi anlatıyorum öyleyse. Bak burada bugün tanıştığımız Y harfleri var cevizlerin üzerinde. Evet. Gördün mü? Bazı cevizlerimizde de başka harflerimiz yazıyor. Şimdi bu ceviz yiyen Ebabil bu cevizleri yiyecek. Hadi bakalım, yesin. Şuraya diziyorum Ebabil bu harflerimizi. Y harfleri 2 puan. Tamam. Diğer harfler 1 puan kazandıracak. Tamam. Ebabil'e. Tamam mı? Bakalım toplamda kaç tane ceviz yemiş olacak ve kaç puan kazanmış olacak. Ebabil, şöyle yapalım. Ben bu cevizleri Ebabil'e yedireyim. Tamam. Sen de puanları hesapla. Tamam, aslında. Anlaştık. Hadi başlıyoruz. Hangi harfte o, göremedim. 4. Bakacağız sonra onlara. 5. 6. Hepsini yesin mi Ebabil? Yesin. Tamam. Ceviz yemeyi çok seviyor galiba bu Ebabil. Evet, ben kuru yemiş yemeye bayılıyorum Ali abla. Evet Ebabil, bakalım şimdi kaç tane Y harfi toplamışız? Bakalım.
Bakalım. Y harfi. Evet. Harika. 2 puan. 2 puan. Bir Y harfi daha, 2 puan daha. Evet. 4 oldu. Ve bir Y harfi daha. 6 puan oldu. Çok güzel. Başka var mı? Bakalım bakalım. Sade harfi geldi. Sade harfi geldi. Bu 1 puan. Evet. 6, 7 oldu. Tamam. Başka ne var? Ha yaşasın Y harfi, Y harfi. Kaç puan? 2 puan. 7 idi puanımız. 9 oldu. 9. Bir Y harfi daha gelmiş evet, oldu. Harika oldu. Ve bir Y harfi daha. Evet. Yani 11 puan olduk. Çok güzel. Harikayız. Bu sefer? Bu sefer de B harfi geldi. Bir puan daha. 11 kaç oldu? 12 oldu. Evet 11'e 1 ekledik 12 oldu. 12 evet. 12. Onu şu tarafa koyuyorum. Y'leri tamam. Diğer tarafa koyuyoruz. Tamam. Bir tane daha Y harfi. Y harfi geldi. 11'di. 12 olmuştu en son. 14 oldu. Evet, 14. Evet. Bir Y harfi daha. Bir Y harfi daha. Bu sefer? Bu sefer F harfi geldi. F harfi geldi. Yani... Neyse Ebabil, çok puan kazandın, öyle diyelim. Ha, evet, evet, çok puan kazandın. Hesaplayamayabiliriz, boş ver. Evet. Bu da Elif harfi. Bu Ra harfi Ebabil, şöyle kaydırak gibi olan. Ha, Ra harfi, evet, olurdu. Evet, tamam, doğru. Ra harfi de bir puan daha kazandırmış oldu bize. Bir puan daha kazandık. Bize. Çok puanın olmuş oldu Ebabil, evet. Ve bir sürü de Y harfi yemiş ceviz yiyen Ebabil. Evet. Nasıl, sevdin mi oyunumuzu? Harika oldu, harika oldu Ali abla. Bir sürü cevizimiz oldu. Evet. Şu ben davulu çalabilir miyim birazcık? Öyle mi, tamam. Evet. Onu unuttuk Ebabil, doğru. Evet, evet. Ver bakalım. Şöyle sopasını vereyim sana. Evet, hazır mıyız? Başlıyorum. Duyduk duymadık demeyin. Ebabil bütün harfleri öğrendi. Bütün harfleri öğrendi Ebabil. Harika harika. Çok güzel oldu Ebabil. Çok güzel oldu. O zaman veda edelim Ali abla. Arkadaşlar bir dahaki program görüşünceye kadar hoşça kalın. Biz de hadi şu cevizleri yiyelim Ali abla. Olur tamam mu? Tamam Ebabil, olur. Hadi bakalım gel. Tamam. Hoşça kalın çocuklar. Tamam. Şimdi Ali abla. Katılmaya hazır mısın? Hikaye ve masallara, çeşit çeşit oyunlara öğrenin. Bekliyor bizi Elif ve Mim'in sohbeti.